Hoş geldiniz. Bu videonun konusu Oğuz Kağan Destanı. Ama tabii ki diğer videolarda da olduğu gibi sadece destanı vermekte de kalmayacağım. Oğuz Kağan gerçekte kimdir? Tarihte hangi kişilerle Oğuz Kağan birleştirilmiştir? Ve bu destanın farklı versiyonları nasıldır? Bunları da vermeye ve sembolik anlamını da aktarmaya çalışacağım. Bunun yanında ayrıntılı araştırma yapmak isterseniz diye de açıklama kısmına birçok PDF kitabı ekliyorum. Dilerseniz oraya bakabilirsiniz. Jenerikten sonra başlıyoruz. Birçok tarihçiye göre Oğuz Kağan Destanı aslında M.Ö. 209 ila 174 yıllar arasında yaşamış olan bir Hun hükümdarı olan Mete hayatını anlatıyor. Tabii ki sadece bunu bir tarih gibi anlatmakla kalmıyor. İçine sembolik bazı ögeler, mitolojik kavramlar da katılarak efsanevi bir hayat hikayesi görmeye başlıyorsunuz. Ama diğer bütün destanlarımızda da olduğu gibi bu destanın ilk versiyonu yani orijinal metni günümüze kadar gelebilmiş değil. Oğuz Kağan'ın hayatını anlatan bu destan aslında çıkış tarihinden çok sonra yazıya geçirilebildiği için destanın orijinal versiyonundaki gerçek hikayeler nasıldı bunu bilemiyoruz. Destanın oluşumuyla alakalı iki önemli görüş vardır. Birincisine göre destan milattan önce 209 ila 126 yılları arasında büyük bir devlet kuran Hiyung aittir. İkinci görüşe göre ise M.Ö. 7. yüzyılda Orta Asya'da bulunan Saka Devleti ile birkaç asır sonraki indo i̇skit Devleti zamanındaki olaylara dayanıyor. Alpertunga gibi kahramanlardan yola çıkılarak Alp karakterini tam olarak ortaya koyan bu destana daha sonra bazı tarihi hadiseler de eklenmiş olabilir. Bugün Oğuz Kağan Destanı ile alakalı elimizde 4 farklı kaynak var. Bunların en meşhuru bugün Paris Ulusal Kitaplığında, Türkçe yazmaları bölümünde 1001 numarada kayıtlı olan destandır ve Uygur harfleriyle yazılmıştır. Oğuz Destanı'nın Paris nüshası diye bilinen bu metini ilk olarak Türkolog Wilhelm Radloff Kutaklı Bilik'le birlikte 1891 yılında yayınladı. Bu destanın en bilinen şekliydi. İkinci şekli ise Reşidüddin'in cami Tevarih kitabının ikinci cildindeki Tarihi Oğuzan ve Türkan kısmındaki metindir. Anlatım Farsçadır ve İslami varyantların ilkini temsil etmektedir. Üçüncüsü uzun köprüde ele geçen Çağataycı yazılmış metindir ve Namık Orkun'un Oğuzlara dair adıyla 1935'te yayınladığı yapıttır. Dördüncüsü Ebul Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakimesindeki anlatma parçadır. Bu da Türkmenler arasındaki sözlü rivayetlerin ve en eski metinlerin toparlanmasıyla oluşturulan bir yazmalar bütünüdür. Bu destanlar İslamiyet'ten önce ve İslamiyet'ten sonra olmak üzere toparlandıkları için aralarında bir takım farklar barındırıyorlar. Ama genellikle ana konu ve hikaye bütünü aynı. Örneğin Oğuz Kağan tamamen Alp karakterine sahip bir kahraman. Çok güzel bir bebek olarak doğuyor. 40 günlükken yürümeye başlıyor. Kendi adını kendi koyuyor, konuşmaya başlıyor. Halka eziyet eden bir canavarı öldürüyor ve kahraman oluyor. İleride bütün milletleri kendi bayrağı altında toplamaya başlıyor, elçiler gönderiyor ve yaşlandıktan sonra da bütün bu toprakları, bütün bu Türk yurtlarını altı oğlu arasında paylaştırıyor. Şimdi bütün versiyonlarda bu hikaye böyle anlatıldığı için ben hepsini teker teker seslendirmeyeceğim. Genel bir özet olarak bunu size aktarmaya çalışacağım ve aralarındaki kısa farkları da seslendirmeden sonra zaten belirteceğim. Şimdi destana girmeden önce kısa bilgiler verelim ve ilk olarak Oğuz'un babasıyla başlayalım. Uygurca metine göre Oğuz'un babasının adı Ay Kağan'dır. Ama Batı Türklerine göre ise örneğin Raşidüttin'in tercümesine göre ise bu kişiye Kara Han denilir. Yani burada bir ikilem var. Şimdi biz biliyoruz ki Uygurlar milattan sonra 763'ten itibaren Mani dinini kabul etmişlerdi ve bu sözlü geleneklerini de bayağı bir etkilemişti. Örneğin Türklerde gök ve güneş kutsaldı ve ilk sıradaydılar. Fakat Maniheizm'e geçilince ay birinci sıraya yerleşti. Çünkü Manilere göre ay kutsaldır. E böyle olunca Oğuz Kağan'ın da Ay Kağan'dan doğduğu anlatılmaya başlandı ve bu böyle bilindi. Tıpkı İsa'nın Tanrı'nın eliyle Meryem'den doğması gibi. Zira şu da var, Türklerde Ay erkek, Güneş ise dişidir. Yani diğer toplumlarda olduğu gibi Güneş öyle baş Tanrı veya erkek Tanrı'yı temsil etmiyor. Hatta Hanname'de geçtiğine göre ay ışığı pencereden girerek bir kadını hamile bile bırakıyor. Aybekü Devadari'nin anlattığına göre bu çocuğa da yani bu ay ışığından doğan çocuğa da ay atam adı veriliyor. Ama bunlar başka videoların konusu fazla konuyu dağıtmayalım. Karahan adına gelirsek şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Şimdi birçok tarihçi ve rivayete göre Cengiz Han'ın babasının adı Karahan'dır. E böyle olduğu zaman insanlar şöyle düşünüyor. Acaba İslamiyetten sonra toparlanan destanlara Moğollar tarafından bir etki mi yapıldı? Acaba Cengiz Han Oğuz Kağan'la birleştirilerek böyle mi anlatıldı? Çünkü birçok tarihçi Oğuz Kağan ya Mete'dir ya da Cengiz'dir ve yüksek ihtimalle Cengiz'dir diyor ki zaten Oğuz'un karakteriyle yani gerçek kimliğiyle alakalı bilgileri de video sonunda tekrardan vereceğim. Neyse sanırım Bestan'la alakalı yeterli ön bilgiyi verdik ve zaten bir takım yorumları da video sonunda tekrardan dile getireceğim. Dolayısıyla videoyu fazla uzatmaya gerek yok. Artık Destan'ın günümüz Türkçesi ile olan versiyonunun bir özetini seslendirmeye başlayabiliriz. Günlerden bir gün Ay Kağan'ın gözü parladı. Doğum ağrıları başladı ve bir erkek çocuk doğurdu. Bu çocuğun yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl, gözleri ela, saçları ve kaşları karaydı. Perilerden daha güzeldi doğan çocuğa Oğuz adı verildi. Bu çocuk anasının göğsünden bir kere süt emdi, bir daha emmedi. Çiğ et, çorba ve şarap istedi. Dile gelmeye başladı. Kırk gün sonra büyüdü, yürüdü ve oynadı. Ayakları öküz ayağı gibi, beli kurt beli gibi, omuzları samur omuzu gibi, göğsü ayı göğsü gibiydi. At sürüleri güder, ata biner ve avlanırdı. O çağda orada büyük bir orman vardı. Gürül gürül akan derelerin, soğuk ırmakların çağıltısı duyulurdu bu ormanda. Bu ormanın içinde büyük bir canavar olmasa o çevrede yaşamak güzeldi aslında. Yaman bir canavardı bu. At sürülerini ve halkı yerdi. Oğuz Kağan gözü pek ve yiğit bir kişiydi. Bu canavarı avlamak istedi. Günlerden bir gün kargı, yay, ok, kılıç ve kalkanla ava gitti. Ormanda bir geyik ele geçirdi. Onu söğüt dalıyla bir ağaca bağladı ve oradan uzaklaştı. Tan ağrırken gelip gördü ki canavar geyiği yemiş. Sonra Oğuz Kağan bir ayı tuttu. Onu altın kuşağıyla ağaca bağladı. Tan ağrırken geldiği zaman canavarın ayıyı da yiyip gittiğini anladı. Bu kez o ağacın dibinde kendisi durdu. Canavar geldi ve başıyla Oğuz'un kalkanına vurdu. Oğuz kargıyla canavarı öldürdü, kılıcıyla da başını kesti, alıp gitti. Sonra tekrar geldiğinde bir aladoanın canavarın bağırsaklarını yediğini gördü. Yay ve okla aladoanı öldürdü ve başını kesti. Canavar geyiği ve ayıyı yedi. Demir olduğu için kargın onu öldürdü. Canavarın bağırsaklarını aladoan yedi, bakır olduğundan yayım ve okum onu öldürdü. Diyerek oradan uzaklaştı artık bir kahramandı. Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan bir yerde Tanrı'ya yalvarmaktaydı. Karanlık bastı ve gökten bir ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlak mavi bir ışıktı. Oğuz Kağan oraya yürüdü ve gördü ki ışığın içinde yalnız başına oturan bir kız var. Başında teli ve parlak bir beni var, kutup yıldızı gibi. O kız öyle güzeldi ki gülse gök tanrı gülüyor, ağlasa gök tanrı ağlıyordu. Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti, sevdi ve aldı. Günlerden ve gecelerden sonra kız üç erkek çocuk doğurdu. Birincisine gün, ikincisine ay, üçüncüsüne yıldız adını koydular. Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Göl ortasında ağacın kabuğunda yalnız başına oturan çok güzel bir kız gördü. Gözleri gökten daha uçuk mavi, saçları ırmak gibi dalgalı, dişleri inci gibi beyazdı. Oğuz Kağan onu görünce aklı başından gitti. Onu da sevdi ve aldı. Bu kızda günlerden ve gecelerden sonra üç erkek çocuk doğurdu. Birincisine gök, ikincisine dağ, üçüncüsüne deniz adını koydular. Bundan sonra Oğuz Kağan büyük bir şölen verdi. Kırk masa ve kırk sıra yaptırdı. Türlü yemekler, türlü şaraplar, tatlılar ve kımızlar yiyip içtiler. Şölenden sonra Oğuz Kağan beylere buyruk verdi. Ben sizlere oldum Kaan, alalım yay ile kalkan. Nişan olsun bize uğur, bozkurt olsun savaş parolası. Demir kargı olsun orman, av yerinde yürüsün kulan. Daha deniz, daha nehir, güneş, bayrak, gök, çadır. Bundan sonra Oğuz Kağan dört yana buyruklar yolladı. Bildiriler yazdı ve elçilere verip gönderdi. Bu bildirilerde şöyle yazıyordu. Ben Uygurların kağanıyım ve yeryüzünün dört köşesinin kağanı olmam gerekir. Sizden itaat diliyorum. Yine o zamanlarda sağ yanda Altun Kağan adında bir kağan vardı. Bu Altun Kağan Oğuz Kağan'a itaat etti. Sol yanda Urum Kağan vardı. Askerleri ve şehirleri oldukça fazlaydı. O itaat etmedi. Oğuz Kağan gazaba gelerek onun üzerine yürümek istedi. Bayrağını açarak askerleriyle ona karşı yürüdü. 40 gün sonra Buz adında bir dağın eteğine geldi. Çadırını kurdurdu ve sessizce uyudu. Tan ağarınca Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü ve gök yeleli erkek bir kurt çıktı. Bu kurt Oğuz Kağan'a hitaben şunları söyledi. Ey Oğuz sen Urum üzerine yürümek istiyorsun. Ey Oğuz ben senin önünde yürümek istiyorum. Gök tüylü ve gök yeleli bu büyük erkek kurt birkaç gün sonra durdu. Burada İtilmüren adında bir deniz vardı. Savaş başladı. Boğuşma ve vuruşma öyle yaman oldu ki İtilmüren'in suyu baştan başa kıpkırmızı oldu. Oğuz Kağan yendi ve Urum Kağan kaçtı. Sonra Oğuz Kağan askerleriyle İtil ırmağına geldi. İtil büyük bir ırmaktır. Oğuz Kağan onu görünce bu İtil'in suyunu nasıl geçeriz diye askerlerine sordu. Askerler arasında iyi bir bey vardı. Onun adı Ulu Ordu Bey'di. O akıllı bir erdi. Gördü ki bu yerde pek çok dal ve pek çok ağaç var. O ağaçları kesti ve bir sal yaptı. Bu ağaçlara yattı ve suyu geçti. Oğuz Kağan sevindi. Güldü ve şunu söyledi. Sen buraya bey ol. Senin adın Kıpçak Bey olsun. Yine ilerlediler. Oğuz Kağan yine önünde gök tüylü, gök yereli kurtla birlikte Hint, Tangut ve Suriye taraflarına kadar yürüdü. Pek çok vuruşmadan ve pek çok çarpışmadan sonra onları aldı ve kendi yurduna kattı. Oğuz Kağan'ın yanında aksakallı, kır saçlı, tecrübeli bir ihtiyar da vardı. O anlayışlı ve asil bir adamdı. Adı Ulu Türk'tü. Günlerden bir gün uykuda bir altın yay ve üç gümüş ok gördü. Bu altın yay gün doğusuna üç okta şimare doğru gidiyordu uykudan uyanınca düşte gördüğünü Oğuz Kağan'a anlattı ve şunları söyledi. Ey kağanım, senin ömrün hoş olsun. Ey kağanım, senin hayatın hoş olsun. Gök Tanrı düşünde verdiğini hakikate çıkarsın. Tanrı bütün dünyayı senin uğruna bağışlasın. Oğuz Kağan Ulu Türk'ün sözünü beğendi ve onun övgünü dinledi. Sabah olduğunda büyük ve küçük oğullarını çağırttı ve şunları söyledi. Benim gönlüm avlanmak istiyor. İhtiyar olduğum için benim artık cesaretim yok. Gün, ay ve yıldız. Doğu tarafına siz gidin. Gök, dağ ve deniz. Sizler de batı tarafına gidin. Doğuya gidenler yolda bir altın yay buldular. Batıya gidenler de üç gümüş ok buldular. Bunları getirip babalarına verdiler. Oğuz Kağan yayı üçe böldü ve şöyle buyurdu. Ey büyük oğullarım, yay sizlerin olsun.'' yay gibi okları göğe kadar atın. Daha sonra okları da üçe bölüştürerek şunları söyledi. Ey küçük oğulları, oklar sizlerin olsun. Yay oku attı, sizler de ok gibi olun. Bundan sonra Oğuz Kağan büyük kurultayını topladı, halkını çağırttı ve yurdunu boz oklar ve üç oklar diye anılan oğulları arasında paylaştırdı. Son olarak da şunları söyledi. Ey oğullarım, ben çok açtım, çok vuruşmalar gördüm. Çok kargı ve çok ok attım. Atla çok yürüdüm. Düşmanları ağlattım, dostlarımı güldürdüm. Ben gök tanrıya borcumu ödedim. Şimdi yurdumu size veriyorum. Destanın genel özeti böyleydi. Şimdi aradaki farklara bakabiliriz. Örneğin ilk fark olarak şuna bakabiliriz. Burada Oğuz'un Adının verildiği yazıyor fakat nasıl verildiği yazmıyor. Bir ayrıntı belirtilmiyor. Halbuki genel kanı yani herkesin mutabık olduğu konu Oğuz'un kendi adını kendi aldığıdır. Ki zaten bununla alakalı da daha önce 1-2 destan videosunda gönderme yapmıştım. Genellikle Türk geleneklerine göre çocuğa adını büyükler verir. Çocuk 14-15 yaşına gelene kadar bir konuda başarılı olduğunu kanıtlar. Örneğin çok iyi bir okçudur, demircidir veya mükemmel at biniyordur ve bazı becerilerine göre çocuğa ad verirsiniz. Ki bu Dede Korkut hikayelerinde bile böyledir. Ama Oğuz destanına göre Oğuz kendi adını kendi alır. Benim adım Oğuz olacaklar Ve zaten doğarken de bir takım mucizelerle doğduğu için çocuk kendi adını kendi seçebilmiştir. Yani bu bir istisnadır. Ama bunun haricinde işte çocuklarına ülkeyi bölüştürmesi, 3 oklar, yay bunun gibi olaylar aynıdır. Ve yaratığı öldürme konusu da bütün destanlarda aynı geçiyor. Fakat bu yaratığın bir gergedan olduğu söyleniyor. Ama şunu da unutmayalım destanın ilk versiyonu elimizde yok. Ve zaten bu destanın büyük bir kısmı da kayıp. Dolayısıyla bunu tercüme edenler toparlayanlar aradaki boşlukları kendilerince tekrardan doldurmak zorundalar. Örneğin Ebul Gazi Bahadır Han tercüme ederken İslami bir takım fikirleri de destana katmak zorundaydı. Bunu bütün destanlarda yapıyoruz. Dolayısıyla biz artık destanları inceliyorken aradaki farklardan ziyade benzerliklere bakmak zorunda kalıyoruz. Örneğin 40 günde yürümek veya canavarı öldürmek gibi şeyler bütün versiyonlarda olduğu için bu orijinalinde vardı diye düşünebiliriz ama diğer ayrıntılara baktığımızda muhaddislik yapmak zorundayız. Yani akla karayı ayırmak zorundayız. Ki bu destandaki en büyük ak ve kara konusu Oğuz Kağan'ın kimliği ile alakalı karşımıza çıkıyor. Çünkü dediğim üzere bunun kim olduğu ile alakalı çok bir bilgiye sahip değiliz. Birçok kişi Oğuz Kağan'la Mete arasında bağlantı kuruyor ve Bahattin Ögel de bunu savunuyor fakat şöyle bir yorum getiriyor. Oğuz Kağan destanı zaten vardı. Bu Çinlilerde yaygındı. Fakat Mete ortaya çıktıktan sonra Türkler bu Çin destanını Mete ile birleştirdiler ve buna Oğuz Kağan destanı demeye başladık. Çünkü Çin kaynaklarında yüzü ve doğumuyla alakalı Oğuz Kağan'la tıpatıp aynı bilgiler verilen Mohan Kağan adlı birinden bahsediliyor. Fakat Oğuz ile Mete'nin aynı kişi olduğunu düşünenlerin sayısı da bayağı fazla. Özellikle bunlar arasında Joseph de Guins ve bir Rus sinologu olan Nikita Bichurin gibi kişiler de var. Birçok kişiye göre Oğuz Kağan destanı Mete'den önce olan bir destan değildi, Mete'den sonra onun hayatını aktaran bir destan olarak karşımıza çıkmıştı yani tamamen Mete üzerine kurgulanmıştı. Ziya Gökalp de Milli Tetebbular Mecmuası'nın birinci cildinde Eski Türklerde Mantıki Tenazurlar başlığında Mete ile Oğuz benzerliğine değinmişti zaten. Bunun yanında yine de Oğuz Kağan'ın Mete ile pek bir alakasının olmadığını aslında Oğuz Kağan'ın Uygurlardaki Bögü Tegin veya Bögü Kağan denilen birisi olduğunu iddia edenler de var ki Türkolog Radloff da bunlardan biridir. Ama tabii ki birçok tarihçi bunun sadece Mani dinini övmek için öne sürülmüş bir teori olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla pek de ciddiye almıyorlar. Ama biz işi iyice bulandıralım. Kimileri de örneğin Rıza Nur gibi kişiler sırf dikkat çekmek adına Oğuz Kağan'ı Büyük İskenderle karşılaştırıyor. Ayrıca destanın parçalarının büyük bir kısmı yakın tarihte ortaya çıkarıldığı için Oğuz Kağan'ı Cengiz Han ile birleştirenler de var ki başlarda bundan bahsetmiştim zaten. Konu tarih oldu mu abartmayı ve uydurmayı seven bir milletiz. Dolayısıyla en ufak konuyla alakalı bile 20 tane versiyon, 20 tane farklı anlatım ortaya çıkıyor. Hatta hiçbir belgeye sahip olmasak da belgeliymiş gibi tarih anlatımı yapıyoruz. Kafamıza fesler takıp 100 yıl önceki konuları bile bulandırabiliyoruz. Dolayısıyla özellikle destanları böyle antik zamanları inceleyen şeyleri konu alacaksak bütün farklı versiyonlarına bakmalıyız ve etraflıca bunları araştırmalıyız yoksa doğru sonuçlara varamayız ki bu da biraz zahmetli bir iş ama merak etmeyin ben zaten birçok farklı çeviriyi açıklama kısmında kaynak olarak belirttim. Dolayısıyla araştırma yapmak isteyenler kolaylıkla bunlara erişebilir. Bu arada şunu da söylemem lazım. Zaten destanları biz kaynak arayacaksak bunu gerçek tarihten yapmamız pek de doğru olmaz. Çünkü destanlar her ne kadar tarihten yola çıkılarak oluşturulmuş olsalarda Bunların temel kurguları mitolojilerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Örneğin Oğuz'un parçalamaya çalıştığı gergedan, Marduk'un parçalamaya çalıştığı paymatla aynıdır. Ya da bunu daha yenilere getirirsek Herkül'ün öldürdüğü Nimea aslanıyla bunu karşılaştırabiliriz. Veya Oğuz alametlerinden anlayacağımız üzere daha bebekken yürümeye çalışması veya işte böyle yaratıkları öldürmesi gibi konularla karşımıza tanrısal bir karakter olarak çıkarılıyor. E bütün milletlerde, bütün hikayelerde, efsanelerde, bütün mitolojilerde böyle tanrısal karakterler var. Üzerinde tanrının elinin olduğu, yardım ettiği bazı karakterler görüyoruz ki bunlar genellikle alplik özelliği barındıran bazı liderlerin böyle efsanelerle daha da yüceltilerek millete gaz verme amacıyla büyütüldüğü ve dilden dile aktarıldığı hikayeleri barındırıyorlar. Yani her ne kadar bunlar gerçek tarihe dayansalar da aslında bu tarihsel özelliklerini zamanla kaybediyorlar. Bunlar genellikle bir kişinin bak ne yiğitti, ne kadar kuvvetliydi, zamanında biz ne kadar büyüktük şeklinde mesajlarla halka yedirilmesi için oluşturulan şeylerdir. Vikingler nasıl ölünce Valhalla'ya gideceklerine ve büyük savaşçılar olacaklarına inanıyorlarsa bizim de böyle şeylere inanmamız gerekiyordu. Ya da gökten Oğuz'a eş olması için gönderilen mavi ışıklı kızın başındaki ben, kutup yıldızı kadar parlak bir mücevher olarak aktarılır ki bu da Sirius yıldızını yani köpek takım yıldızını ifade eder ve buna da demir kazık denilir. Ki demir kazık Türk mitolojisine ve diğer mitolojilere göre de tanrıların bulunduğu bölgedir. Bu kızın mavi bir kurt şeklinde sembolize edildiği ve ona Aşina veya Asena denildiği de bilinmektedir. Destanda sembolik olarak dikkat çeken konulardan biri de Oğuz doğduğu zaman babasının gözünün ay gibi parlamasıdır. Bu da onun İsa'yı haber vermeye gelen üç kral gibi Oğuz'un doğumundaki mucizeyi ilettiği anlamına geliyor. Fakat aslında biraz şöyle mistisizmi bırakıp da gündelik kafayla bakarsak daha basit sonuçlara da ulaşabiliriz. Eski Türklerde ve mitolojilerde genellikle güzel haberler, iyilikler ay ışığıyla sembolize edilir. Hatta evliyalar falan da böyle nur saçarak ışıklar içinde inerler. E bugün bile biz bir çocuk doğduğunda bebek için nur topu gibi diyoruz. Yani ışık topu gibi. Ya da birisi iyi bir haber aldığında gözün aydın diyoruz. Dolayısıyla Oğuz Kağan'ın babası da böyle bir evlada sahip olduğu için gözü aymış olabilir. Yani aslında bu abartılan bir konu olabilir. Ki bunun bir benzerini de şöyle görebiliriz. Örneğin İslami versiyonlarda Oğuz'un babasına Karahan denildiğini biliyoruz. Ve İslami versiyonlarda Oğuz'un Müslüman olduğunu babasının ise Müslüman olmadığını ve bir türlü Allah'a iman etmediğini görüyoruz. Dolayısıyla Oğuz sürekli babasını imana getirmeye çalışıyor. Ve bunu da bir takım çevreler işte Müslüman olan ve olmayan, ak olan ve kara olan şeklinde ayırmak için babasına nasıl olsa bizden değil diyerek Karahan adını vermiş olabilirler. Yani bunlar bu kadar basit şeyler bile olabilirler. Destanlar bir halkın dininin nasıl zamanla değiştiğini gösteren ve bu halkın içinden nasıl kahramanların çıktığını biraz sembolik biraz da mitolojik tasvirlerle ortaya koyan aslında halkların kimliklerini oluşturan ve saklayan birer araçtırlar. Başka bir şey değiller. Dolayısıyla destanlarımıza ve tarihimize bakacaksak önce kendimize, önce günümüze bakmayı unutmayalım. Çünkü 200 yıl önceki Türkler de şimdiki Türkler gibiydi ve halkın kafa yapısı Hemen hemen aynıydı. Dolayısıyla şimdilik bu kadar. Ben Diamond görüşmek üzere.